Takki! Rihan, ne oldu Tapki? Nasıl böyle bir anda rahatsızlandı? Bilmiyorum anne. Ben de bu yüzden doktoru çağırdım. Çıkınca neler olduğunu anlayacağız. Niye bu kadar uzun sürdü? İşte geldi. Doktor hanım söyleyin. Ne oldu? Tapki'nin nesi varmış? Evet söylesenize. Durumu nasıl? Başı neden döndü? Halsiz olduğu için mi bayılmış? Endişelenmeyin. Hatta sevinin. Tapki anne olacak. Bihan sen de baba. Tebrik ederim. Ne? Tebrik ederim. Hey ne bekliyorsun? Hadi yanına gitsene. Hey bak. Bu sefer o Tapki'nin yanına git ve asla da ayrılma. Hadi acele et. Ben baba olacağım. Sen de anne. Tapki şimdi ailemizi tamamlamış oldun. Bana hayatımın en büyük mutluluğunu yaşattın. Söyle ne istiyorsun? Senin için her şeyi yaparım. Rihan sen benim yanımdasın ya. Aşkımızın nişanesi bebeğimiz yakında dünyaya gelecek. Ama Rihan, ilk çocuğumuzu kaybettikten sonra... Sana çocuğumuz geri dönecek demiştim. Hayatımıza mutluluk getirecek demiştim. Bak o geri döndü. Artık sadece mutlu olacağız. Sadece mutlu olacağız. Ama Rihan yine kötü bir şey olursa. Hayır Tapki, artık canımı veririm. Ama çocuğumuza bir şey olmasına asla izin vermem. Hadi o yüzden gülümse. Hadi söylesene ne istersin? Bugün bana bir söz vermeni istiyorum. Bu sözü tutar mısın? Rihan derslerine çok çalışacaksın ve böylece 10. sınıfı iyi notlarla geçeceksin. Harika. Bunu mu istiyorsun yani? Peki tamam. Hem söz veriyorum hem de yemin ediyorum. Çok ders çalışıp 10. sınıfı geçeceğim. Böylece çocuğumuz gelince şöyle diyecek. Benim babam eğitimlidir. Cahil değildir. Dikkat et, dikkatli getir. Batki gelin heyecanına hakim ol kızım. Üzgünüm amca, üzgünüm. Evet, hayır sorun yok. Bütün işler düzgün yapılsın yeter. Ben Hindistan cevizi ve çiçek istemiştim. Sanki kim dinliyor ki beni ah tanrıma. Ha? Yenge sen hiç merak etme. Ben ikisinden de getirdim. Aa, aferin sana, aferin. İlk defa övülecek bir şey yaptım. Evet yenge, ben hemen geliyorum. Tamam hemen. Peki. Aa, kimse dua töreni için hazırlık yapmadı mı hala? Ben yaptım anne. Şuna bak anne. Anne eğer tepside eksik bir şey varsa söyler misin lütfen? Tabii kızım. Senin yaptığın bir işte hiçbir zaman eksik bir şey olmaz değil mi? Yapılacak başka bir iş var mı söylesene. Of of. Tuhaf. Doktor hanımefendiye dinlenmesini söylemiş ama o hala iş peşinde koşuyor. Hanımefendi sen şöyle gel. Gel. Şöyle gel. Gel gel. Sen şimdi burada rahat rahat otur. İşte... İstediğin dondurma. Al bakalım. Bihan sen dondurma mı aldın? Elbette. Ben bu gecenin üçünde sana Hindistan cevizi suyu bulabiliyorken dondurma bulmak ne ki? Hem de gün içinde. Ne olmuş peki Bihan? O muhteşem bebeğe öyle kolay kolay kavuşamazsın. Evet, Bihan doğru söylüyor. Bu kadar çok iş yapmamalısın canım. Biliyorsun, bebek doğduktan sonra dinlenemeyeceksin. Bu yüzden ben köyden bir kadın çağırdım. İsmi de Kalavati. O bütün ev işlerini halledecek, anneyle ve bebekle de çok iyi ilgilenecek. Göreceksin. Duydun mu? Sen şimdi rahat rahat otur. Sana ne diyorsam onu yap, tamam mı? Bihan baksana. Bu balonu şişirir misin lütfen? Ne diyeyim ki? Balonu şişire şişire muhteşem yüzüm ağrımaya başladı. Sen şişirir misin? Ver. Ben hallederim. Al.
Bihan şu pembe balonu da şişirsene. Tamam biraz bekle. Bihan, bu balonları al ve yerlerine as. Sonra şu balonları da şişirip oraya as. Ne? Acele et biraz. Harika. Artık iyice kraliçe oldun, değil mi? Doğum yapacaksın diye sürekli oturup bana emir vereceksin, değil mi? Bütün işleri bu zavallı halletmek zorunda. Hey, ama sen söyledin. Sen rahat rahat otur, ben bütün işleri yaparım dedin. Gördün değil mi? Kimse babanın tarafını tutmuyor. Sen çabucak gel. Sonra göreceksin. İkimiz birlikte bunlara nasıl eziyet edeceğiz. Geldiler. Anne, sanırım geldiler. Hadi. Dursana Tapki. Vazoyu getirsene. Bir dakika durun. Adeti gelin. Önce bu vazoyu ayağına devir, sonra eve gir, tamam mı? Peki anne. Dur Adeti. Aditi, bunu neden tek başına yapıyor anne? Benim de buna hakkım yok mu? Sonuçta bu bebeğin babası da Dhruv. Üstelik erkek. Bu evin varisi. Alsana. Anne, bana sorarsanız asıl ben ve çocuğum bu karşılamayı hak ediyoruz. He? Şada. Bu evde biz erkek ve kız çocuğu ayırt etmeyiz. Bu yüzden lütfen bir daha böyle konuşma. Kesinlikle. Ayrıca bu kız çocuk da bizim için çok değerli. Hem neden olmasın? Abdi gelin çok tatlı bir kız dünyaya getirmiş. Evimize uğur getirecek. Ama yenge, bu muhteşem evin varisi erkek olacak. Yani Şada'nın bebeği. Yenge, annem ne dedi? Bu aile erkek kız ayrımı yapmaz. Lütfen bir daha böyle şeyler söyleme. Tapki kızım, sen devam et. Adeti, baksana küçük Adetimiz ne kadar tatlı. Şu gözlerine bak. Aynı babasına çekmiş.
Onu görmek öyle bir mutluluk ki hislerimi kelimelere dökemiyorum. Teyze olma hissi çok güzel. Merak etme abla. Ben de bu hissi çok yakında tadacağım. Yani sen anne olunca ben de senin gibi teyze olacağım. Vasundhara. Neden? Çok mutlu bir gün bu. Bunca yıl sonra bu ailenin hep beraber mutlu olduğunu görüyorum. Artık tek bir duam var. Kimse bu mutluluğu bozmaya çalışmasın. Al şunu. Tatlı ye. Bu tatlı ne için Koşi anne? Bir şey oldu. Baksana. Pandey ailesi büyük bir kutlama yapıyor. O evde aynı anda iki çocuk doğmuş. Bana bu yüzden mi tatlı veriyorsun? Ahmak. Tatlıyı onun için vermiyorum. Sana bu tatlıları veriyorum çünkü... Artık intikam alma vaktimiz geldi. Çünkü o Tapki şu anda hamile. O benden bir hanı aldı Koşi anne. Peşini asla bırakmayacağım. Shankar, o Tapki'nin bana yaptıklarını ben de asla unutmayacağım. Ona da söylemiştim. Bu sefer Koşi Nehri geldiğinde taşıp sel olmayacak. Tsunami olacak. Şimdi göreceksin. Tapki'nin hayatını da kendisini de onunla birlikte ailesini de mahvedeceğim. Eğer hepsinin hayatını mahvetmezsem benim adım da Koşi Devi değil. Gel, hadi. Dinlen biraz. Seni azarlamayayım da ne yapayım? Sana kaç kere kendine dikkat etmeni söyledim ama sen kendine hiç dikkat etmiyorsun. Ben de sana kaç kere söyledim. Beni biraz rahat bırak ve derslerine odaklan. Tapki, ben seninle ilgilenmekten başka bir şeye odaklanamam. Şuna baksana, sabahtan beri bir şeyler ezberliyorum. Artık kafam almıyor. Ah, dersler neden bu kadar zor anlamıyorum. Bir an çünkü eğitim zekamızı keskinleştirir, geliştirir. Tamam, ben bir bakayım. Hey. Nereyi anlamıyorsun? Bunu mu? Hayır, bunu. Bu ne bilmiyorum. Bir an bu çok kolay. Tapki, sana kolay gelir tabii. Sen eğitimlisin. Artık sen de eğitimli olacaksın. Tamam, söyleyeceklerimi tekrar et. Benden sonra sen söyleyeceksin. Hı? A kare artı B kare eşittir C kare. A kare artı B kare eşittir C kare. Ne oldu? Bir daha söylesene Bihan. A kare artı B kare eşittir C kare. Bihan. Bihan gördün mü? Bebeğin seni duyunca ne yaptı? Ne yaptı? Tapki, söylesene. Şimdi öğreneceksin. Formülü bir kere daha söylesene. A kare artı B kare eşittir C kare. Yani şimdi ders çalışmam bebeğimizin hoşuna gidiyor. Evet. Göreceksin, o da senin gibi eğitimli ve zeki olacak. Benim gibi değil. Senin gibi. Benim gibi kalın kafalı değil. Senin gibi olmasını istiyorum. A kare artı B kare eşittir C kare. Tapki kızım, ne yapıyorsun sen ha? Seni dinlenmen gerekiyor. Ben kapıyı açmaya geliyordum. Zaten sen dur, ben açarım.
Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Kimsiniz siz? Söylesenize kimsiniz? Neden buraya geldiniz? Beni siz çağırmıştınız. Benim adım Kalavati. Sen Kalavati, Tapki kızım sana köyden Kalavati'yi çağırdığımızı söylemiştim, işte geldi. Ama ben sadece seni çağırmıştım, bu yanındaki ki. Bu benim kız kardeşim. Aslında biz beraber çalışıyoruz. Bu yüzden benimle kalması gerek. Tamam. Senin adın ne? Sana adını soruyor. Söylesene hadi. Kalavati, o neden bir şey söylemiyor? Ne diyeyim? Siz kekeleyerek de olsa konuşabiliyorsunuz. Ama bu zavallı hiç konuşamıyor. Dilsiz olarak doğmuştur. Ama kaderin cilvesine bakın. Anne babası ona harika bir isim vermiş. Surmati. İsmi buyken zavallı nasıl konuşabilir ki? Tamam, sonra konuşuruz. Örtülerinizi çıkarın. Hayır, örtülerimizi çıkaramayız biz. Ama neden? Çünkü biz sadece kocalarımızın önünde örtülerimizi açabiliriz, başkalarının önünde açamayız. Bakın, ikiniz başınızda örtüyle bu evde nasıl çalışacaksınız ki? Doğrusu bizim evde bu şekilde örtü kullanma geleneği yoktur. Annem biz gelinlere, geleneklere daima saygılı olmamızı söyler ama sizi görebilmemiz için yüzünüzü açmalısınız. Bu yüzden evde böyle dolaşmanıza gerek yok. Artık yüzünüzü açabilirsiniz. Ben çıkarayım. Konuşurum. Öyleyse biz burada çalışamayız. İsterseniz bu işi başkasına verin. Ama biz geleneklerimizi bozmak istemiyoruz. Nasıl? Bizim köyün kadınları eşlerinin evine girdiklerinde örtülerini sadece kocalarının önünde çıkaracaklarına yemin ederler. Başka kimse yüzlerini görmez. Ama siz bizi buna mecbur bırakıyorsunuz. Bu yüzden kusura bakmayın. Burada çalışamayız biz. Gel Surmati, gidelim. İyi günler. Durun. Ay.
anne. Eve gelen para ve eve gelen hizmetli asla geri çevrilmez. Aa, boş versene, ne fark eder ki? Yüzlerini göstermek istemiyorlarsa göstermesinler, istiyorlarsa örtülerini çıkarmasınlar. En azından evinin varisi ve annesinin hatırına onları işe al. Lütfen. Tapki kızım, sen ne dersin? Bak kızım, köylerde bu geleneği devam ettiriyorlar. Onları küçük bir mesele için evden geri göndermek, yani uzun yoldan gelmişler, büyük ümitlerle gelmişler. O yüzden ne yapalım sen söyle. Peki anne, kalsınlar evimizde çalışsınlar. Hem zaten öyle bir evimiz ve ailemiz vardır ki onlar da bize kısa zamanda alışırlar. Kalavati ve sen. Senin adın neydi? Sormati. Aha, evet evet. İkiniz bu evde çalışabilirsiniz. Sizin için ben bir oda hazırlatmıştım zaten. Şu tarafta. Şada size odanızı göstersin. Evet, hadi. Ben gösteririm. Buyurun. Çok teşekkür ederiz hanımefendi. Bir dakika durun. Senin sesin çok tanıdık geliyor. Yoksa biz daha önce tanıştık mı? Ne diyeyim ki? Bizim köyde kadınlar sürekli sığırlara bağırdıkları için bazen sesleri birbirlerine benzeyebiliyor. Sanıyorum siz daha önce sesi bana benzeyen bir kadınla konuşmuşsunuzdur. Benimle değil. Biz gidelim. Gel Surmati.